arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde gördüğümüz bu güzel modelimizi çalışacağız modelimiz son derece kolay bir model ve çok güzel altı ve katlarından oluşuyor modelimiz bakınız altı tane düz ilmeğimiz üç kenarda üç kenarda üç kenarda şekliyle örüyoruz ve birer de kenarlarımıza artı bir ekliyoruz yani 6 ve katları 2 ilmek de ekleyerek modelimizi kuruyoruz. Modelimize şöyle baktığımızda düz ilmeklerimizi ve aradaki direkt olarak devam eden ters ilmeklerimizi görmekteyiz. Altı tane düz ilmeğimizin üzerinde modelimizi kuracağız ve istediğimiz her türlü örgümüzü kullanacağız. Evet modelimizi örmek için ben bebe ipimi kullandım. Ee, ve 3 numara şişimi kullandım. Sizler ipinize uygun şişler tercih ederek modelimizi örebilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi örmek için 6 ve katlarını kullanıyoruz. Her iki kenarımıza da birer tane ilmeğimizi ilave ederek dilediğimiz örgümüze başlıyoruz. Modelimizi ilk ilmeğimizi boş alarak örmeden alarak başlıyoruz ve hemen devam eden 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum 1 2 3 3 ilmeğimi ters ördüm ve hemen sıradaki 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6. 6 düzümden sonra tekrar 3 tane daha ters ilmeği örüyorum. 1 2 ve 3. 3 ters ilmeğimizden sonra tekrar 6 düz ilmeğimizi örelim. 2 3 4 5 ve 6. 6 düzümüzü ördük. 2, 4 ve 6. Tekrar 3 tersimizi örüyoruz. 1, 2, 3. 6 düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 3 tersimi örüyorum. 1, 2, 3. Son ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi. Modelimizin ilk sırasında bir boş 3 ters 6 düz 3 ters 6 düz 3 ters 6 düz şeklinde sıra sonuna kadar 3 tersle bitirdik bakınız 3 ters bir boşla bitirdik ve örgümüzün diğer yönünü çeviriyoruz ikinci sırasında ise bütün ilmeklerimizi bakınız Gördüğümüz gibi örüyoruz. Yalnız burada tam ortadaki 6 ilmeğimizin üzerinde bir tane işlemimiz olacak. Modelimiz için hazırlık aşamasında diğer kenar 6 ilmeğimizi örelim. Şimdi örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ve örgümü gördüğüm gibi 3 tane düz olarak ilmeklerimi birer birer örüyorum. 6 ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ters ilmeğimizi ördükten sonra 3 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. 3 düz ilmeğimi ördükten sonra 6 tane ters ilmeğimle karşılaşıyorum. Bakınız, 3'er tane 6 ilmeğimiz vardı. Yani 3 tane 6 ilmeğimiz tam ortadakinin üzerinde işlemimizi kuruyoruz. 2 tersi örüyorum. 1 2. Ortadaki 2 tersi ise yani 3 ile 4'ü örmeden şişime takıyorum ve ilmeği kendi önüme çekiyorum. 1 ve 2. Bakınız benden tarafta ilmeğim kalıyor. Örmeden alıyorum. Diğer 5 ile 6'yı ise örüyorum. 1 ile 2'yi ördüm. 3 ile 4'ü örmeden şişime taktım. İpimiz kendimizden tarafta 5. ve 6. tersimi örüyorum. Tekrar 3 düzümü örüyorum sadece bu sırada orada işlemimiz var. Geri kalan ilmeklerimizi ise gördüğümüz şekliyle örelim. 3 düzümü örüyorum ve kenar ilmeği bitirirken örelim. Evet, bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamladık. 3 düz, 6 ters, 3 düz. 6 tersimizi 3'e böldük. İlk 2'yi ördüm. Ortadaki 2'yi ip kendimizde kal önümüzde kalacak şekilde yani bizden tarafta olacak şekilde aldık ve örmeden şişimize taktık. 5 ile 6'yı tekrar ördük. Diğer ilmeklerimiz ise düzlerimizi düz, terslerimizi ters, tekrar düzlerimizi düz olarak ördük. Ve yeni sıramıza tekrar başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden boş alıyorum ve gördüğüm gibi 3 tane tersimi örerek başlıyorum. 1, 2 ve 3. Diğer altı düzümü de aynı şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tabi saymaya gerek yok. Gördüğümüz gibi örelim. 3 tersimi örüyorum. 1, 2, 3. Evet şimdi arkasında Örmeden ortayı örmeden almıştık iki ilmeğimizi. Bakın sadece burada işlemimiz olacak bu sıramızda. Şu şekilde yapıyoruz. İki tane ilmeğimi takıyorum, üçüncüyü de takıyorum. Bakınız, üç ilmeğimi taktım ve böylece örmeden aldığım ilmeklerimin ilkini de şişime taktım. Bakınız, şişimi arkaya getiriyorum. Arkadan diğer iki ilmeğime takıyorum diğer şişim. Arka taraftan bakınız. Sonra çıkartıyorum 3 ilmeğimi de öndeki tek ilmeğimi getiriyorum şişimin tam uç kısmına takıyorum. Arkada olan yani normalde örerek gelseydim 3. sırada olacak olan ilmeğimi ilk örülecek hale getiriyorum. Ve birinci kez örüyorum. Birinci sırada örüyorum. 2 ve 3 ilmeğimizi bu tarafa doğru yatırdık ve ilk sıraya aldık. Şimdi aynı şekilde diğer örmeden aldığımız ilmeğimiz önde. Bunu da diğer tarafa geçiriyoruz. Tekrar şöyle ilmeklerimin her ikisini arkadan bakınız arkadan şişime takıyorum. Öndeki ilmeğim boş kalıyor. Onu da alıyorum. Şu şekilde arkaya geçiriyorum. Ve diğer ilmeklerimi öne alıyorum. En son sırada bu aldığımız ilmek oluyor. Bir Yerini değiştiriyoruz ilmeklerimizin. 2. Şöyle düzelterek takalım. 3. İlk ilmeğimizi sona getirdik. Ve diğer ilmeklerimizi gördüğümüz şekliyle örelim. 3 tane tersimi ördüm. 6 düzümü örüyorum ve sıramızı bu şekilde gördüğümüz gibi örerek tamamlayalım. Evet, sıramızı bitirdik. 6 düzümüzü, 3 tersimizi, bir boşumuzu ördük. Örgümüzün arka yönünü çeviriyoruz. Arka yönünde bu ortadaki 6 tane tersimizin olduğu yerde yine ortadaki 2'yi örmüyoruz. Kenardaki ikişer ilmeklerimizi örüyoruz. Diğerlerini tamamına gördüğümüz şekliyle örelim. Şimdi başlayalım. İlmeklerimi birer birer örüyorum. 3 tane düzümü ördüm. 1 2 3 4 5 6. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Gördüğümüz gibi ördüğümüz örgüler çok kolay olan örgülerdir. Hiç kafanız karışmadan her yerde kullanabiliriz ve rahatlıkla örebiliriz hiç tedirgin olmadan. 3 tane düzümü örüyorum. Tekrar ortaya modelimi kurdum. Yine geldim bakınız. Burada modelimizi kurmuştuk. Burada ise 6 ilmeğimin ilk 2 ilmeğimi örüyorum. 1 ve 2. Görmüş olduğumuz ortadaki 2 ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Tekrar kenardaki 2 tersimi örüyorum. 6 tane ilmeğimin 2 tane ters ördüm, örmeden aldım, 2 ters ördüm. Ve kenardaki ilmeklerimizi gördüğümüz şekliyle örelim ve sıramızı tamamlayalım. Sıramızı bu şekilde tamamladık ve örgümün diğer yönünü çeviriyorum. Diğer yönümüzde yine aynı işlemimizi yapıyoruz. Buradaki görmüş olduğumuz ters ilmeklerimizi, düz ilmeklerimizi tekrar 3 tersimizi örüyoruz. Ortada bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi 3. ilmeğimizi ilk ilmeğimize ilk ilmeğimize getiriyoruz. Yani yerlerini değiştiriyoruz. 2 ilmeğimiz arkada kalıyor. En sondaki ilmeği öne alıyoruz. Burada ise tam tersi işlemi yapıyoruz. İlk ilmeğimizi en son olarak örüyoruz. Sona atıyoruz. Diğer 3 tersimi, altı düzümü tekrar 3 tersimi aynı şekilde örüyorum. Sadece işlem yaptığımız kısım ortadaki gördüğümüz altı tane ilmeğimizin olduğu bölüm. Şimdi oraya kadar gelelim. İşlemimizi yapacağımız yere kadar düz olarak ördüm. Geldim düzlerimi düz, terslerimi ters olarak ördüm. İki tane ilmeğimi ve diğer ilmeğimi alıyorum. Bakınız sağ, sol elimdeki şişimle arkadan iki ilmeğimi alıyorum ve diğer şişimle öreceğim şişe şu şekilde takıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2 ve 3. Üç. Üçünü örüyorum. Şimdi Diğer 3 ilmeğimi yine arkadan 2 ilmeğime takıyorum. Birinci sıradaki ilmeğimi şöyle arkaya geçiriyorum. Ve diğer 2 ilmeğimi öne takıyorum ve sıradan başlıyorum örmeye. 1, 2, şöyle ilmeğimizi düzelterek örelim. 3, ve diğer ilmeklerimizde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Gördüğümüz şekliyle örüyoruz başa kadar örelim sıramızın başına geldim tekrar örgümün arka yönünü çeviriyorum ve örmeye başlıyorum düz ilmeklerimizi düz ters ilmeklerimizi ters olarak örelim tekrar düz ilmeklerimi örüyorum ve tam 6 tane ters ilmeğimi yani modelimi kurduğum Yerdeki ilmeklerimin olduğu yere geliyorum ve burada ilk iki ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Ortadaki iki ilmeğimi ipim kendimden tarafa ve alıyorum. Her ikisini ve son ikiyi örüyorum ve diğer ilmekleri gördüğüm gibi örerek sıra başına doğru ilerliyorum. Sıramızın tekrar başına geldim. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bakınız üçüncü kez buradaki işlemimizi yapacağız ve başlıyorum bütün ilmeklerimi örmeye terslerimi ters düzlerimi düz olarak örüyorum üç tane tersimi örüyorum ve ilmeklerimin yerini değiştirmek için hazırlıklarımı yapmaya başlıyorum bakınız üç tane ilmeğimi alıyorum Diğer şişimle arkadaki iki taneyi öndekine dokunmuyorum, iki taneyi şişime geçiriyorum, şişimi çıkarıyorum ve ilmeğimi takıyorum. Birinci sıradan örmeye başlıyorum. İlk üç ilmeğimi ördüm, diğer ilmeklerimin yerine de aynı şekilde değiştiriyorum. Önce ikiye şöyle batıyorum, bakın sağ elimdeki şişime diğer tek ilmeğimi alıyorum. Tekrar bu iki ilmeğimi geçiriyorum. Ve sırasıyla önce öndekine sonra arkadakine ve ilk başta arkaya attığımız ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Şöyle ilmeğimizi burada düzeltelim eğri olmasın. Evet sıramızı tamamlayalım. Modelimizde üçüncü kez bu işlemimizi yaptıktan sonra sıra başına kadar örerek geldim. Şimdi arkaya çevirdiğimiz zaman modelimizdeki bu işlemimizin yerini değiştiriyoruz. Şimdi görmüş olduğumuz bu altı tane düz ilmeğimizin her iki kenardaki arkalarını öreceğimiz zaman şimdi bakın sıra arkamızı örmede yine iki ilmeğimi örüyorum. ikisini boş bırakıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum buradaki ortada yapmış olduğumuz işlemimizi şimdi her iki kenarımızda uygulayacağız Onun için de üçüncü atma işlemimizi yani yer değiştirme işlemimizi yaptıktan sonraki sıramızın ilk tersinde hemen iki tane örüyorum 2 boş 2 örüyorum burayı tamamen örerek kapatıyorum artık burası düz devam edecek yine burada 2 örüyorum. 2 iki atlıyorum ikisini örüyorum ve diğer buradaki düzlerimiz zaten ara direklerimiz olarak devam edecekler şimdi örmeye başlayalım örgümün yönünü çeviriyorum birinci ilmeğimizi örmeden alıyorum 3 ilmeğimi sırasıyla örüyorum ve başlıyorum 2 ilmeğimi örüyorum 1 2 iki. ortadaki 2'yi örmüyorum ipimi atıyorum 1 ve 2 boş aldım. Diğer ikisini örüyorum. Ve aradaki üç düzümü örüyorum. Düzlerimizde herhangi bir işlemimiz yok. Ve modelimizi uyguladığımız yerde ortadaki ikiyi hiç örmemiştik şimdiye kadar. Şimdi hepsini örüyorum. Bakınız artık burada modelimizi kurmuyoruz. Yanlara geçti model kurmamız. Hepsini ördüm. Tekrar 3 tane düzümü örüyorum. 1, 2 ve 3. Kenardaki 6 ilmeğimin olduğu yerdeyim. İlk 2'yi örüyorum, 2'yi boş bırakıyorum, diğer 2'yi örüyorum. Baştaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi şişime takıyor, takarak şöyle geçiriyorum. Diğer 2 ilmeğimi örüyorum. Kenardaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve örgümüzün yönünü çeviriyoruz başlıyorum örmeye. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. 3 tane tersimi örüyorum. Gördüğümüz gibi bakınız. 3 tersimizi ördükten sonra şimdi ortadaki 3 3 buradaki yapmış olduğumuz işlemimizi buraya geçiriyoruz. 3 ilmeğimi alıyorum şişime. Arkadan sol elimdeki şişimi ikisini geçiriyorum ve öndeki ilmeğimi şişime takıyorum. Ve örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3 üç. 3'ünü örüyorum. Ve diğer 3 ilmeğimizde yine aynı işlemi yapıyorum. Şişimi, sağ elimdeki şişimi diğer 2 ilmeğime takıyorum. Öndeki kalıyor. Öndekini boşalttıktan sonra sağ elimde, sol elimdeki şişime takıyorum ve birer birer örüyorum. 1 Bir, 2 buradaki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Evet, bakınız burgumuzu burada yaptık. Şimdi aradaki ilmeklerimizi yine ters olarak örelim. Bir önceki model çalıştığımız ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyorum. Terslerimi ters olarak örüyorum. Tekrar Burada modelimizi çalışmaya başlıyoruz. 3 tane ilmeğimi alıyorum. Sol elimdeki şişimi arkadan girerek ikisini alıyorum. Öndeki ilmeğimi arkaya takıyorum ve ilk sıradan örüyorum. 1 2 ve 3. Diğer 3 ilmeğimi ise arkadan ikisini önce alıyorum. Önde ilmeğim boş kalıyor. Onu şişime takıyorum. Diğer iki ilmeğimi öne alıyorum ve birer birer örüyorum. 1 Bir, 2 ve arkaya aldığım ilmeği şu şekilde görmüş olduğumuz gibi modelimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Kenar 3 ilmeğimi örüyorum. Evet. Modelimizde e, burada yapmış olduğumuz gibi arkaya öreceğimiz zaman arkamızda yine ortadaki ikiyi örmeden boş alıyoruz. Geri kalan ilmeklerimizi gördüğümüz şekliyle örüyoruz ve tekrar arkadaki 3 ile 4. ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve önde 3 defa bu işlemimizi tekrar ediyoruz. Şimdi aynen burada yapmış olduğumuz işlemimizin tekrarını 3 defa yapalım. Birini yaptık. Diğer ikisini de yaptıktan sonra görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar, modelimizi bu şekilde örerek büyütüyoruz ve tamamlıyoruz. Evet bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.